Hani dedin ya şiire kaçıyoruz. Ahmet Cevdet Paşa sınır tarif ediyor. Diyor ki bizim için diyor mezar taşları sınırdır. Çok güzel tarif değil mi? Şair de diyor ki sınır tarif ederken türküsünü söylediğimiz her yer bizimdir. Hocam dedi, biz bu minarenin ne anlama geldiğini biliyoruz da Türkiye'dekiler farkında mı acaba? Hocam dedi, Türkiye İslam dünyasının ayakta kalmış minaresidir. Yıkmak istiyorlar. Her birimiz etrafında halelerim, ben bu yaşımda Türkiye için yapacağım bir şey varsa yürüye yürüye gelirim dedi. Bayrağımıza, devletimize, inancımıza da sahip çıkarak inşallah ülkemizi sizler dünyanın ilk 10 belki de ilk tek devleti haline getireceksiniz. Bundan eminim. İstikbal'in katkılarıyla hazırlanan Çat Kapı başlıyor. Valide Sultan gemisindeyiz. Şahinbey Belediyesi'nin bir organizasyonu için buradayız ama hem Şahinbeyli gençlere hem Şahinbey Belediyesi'ne yüreğini, gemisini, ilçesini açan bir kıymetli isim var. Hilmi Türkmen Başkan. Başkanım önce teşekkür ediyoruz. Bütün gençler adına bu güzel organizasyon için. Biz teşekkür ederiz. Gençleri çok seviyoruz. Eyvallah. Hele Şahinbey'den kalkmışlar gelmişler. İstanbul gibi dünya kentinde üniversitelere kazanmışlar. O yüzden bu gençlere biz bu akşam Boğaz'da güzel bir Boğaz turu yaptık. Çok güzel oldu. Biz meşhur Valide Sultan gemisinde. Her zaman bu gemi gençlere açık. Biz de çok mutluyuz. Gençlerin gözlerinden öpüyorum. Eyvallah. Allah onlara zihin açıklığı versin. Çok teşekkür ediyoruz. Peki şimdi benim aklıma geldi. Hani MyMecra içinde Emirhan yine bak bir şey söyleyeyim. MyMecra'da da bir gün biz bizim kitleyi toplasak böyle. Ne güzel olur. Olmaz mı? Ne güzel olur. Gerçek bizim gerçek bir çekiliş yapsak. Buradan onun müjdesini verebiliriz. Verelim. MyMecra sizi bekliyoruz. Bir gün bir çekiliş yapacağız. Bir videonun altında katılımcılarla kaç kişiye kadar gelebiliyoruz efendim bu gemiyle? Şimdi gemi 500 kişi ama artık hava soğudu, üst kat kapalı. 300 kişi alt katta okey. Allah Allah. 300 kişi siz de teşrif edersiniz. Tabii ki. Tamam. 300 MyMecra izleyicisiyle bu güzelliği birlikte paylaşacağız. Başkan teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Eyvallah. Çok kıymetli hocalarım, çok kıymetli Üsküdar Belediye Başkanımız, abimiz, kardeşimiz, çok kıymetli canımız, ciğerimiz, her şeyimiz sevgili öğrenciler. Öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Bu güzel İstanbul akşamında bizi bir araya getiren Rabbime de hamd ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Bizleri kırmadınız, davetimize icabet ettiniz, geldiniz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tabii şu anda Valide Sultan gemisindeyiz. Bunun da şu anda ev sahibi Üsküdar Belediye Başkanımız Sayın Hilmi Türkmen abimiz, kardeşimiz. Allah razı olsun. Kendisi de ifade etti. 10 gün önce buradaydım. Bir program için gelmiştik. Aklımıza böyle bir proje geldi. Şimdi biliyorsunuz üniversiteyi kazanan ve devam eden öğrencilerimize 3'er bin lira nakit destek sağladık. Bunu sağlayınca ben listeye baktım. Şu anda başvuru sayısı 21.000 oldu ve 31 Ekim'e kadar devam edecek. Her gün 1000 kişi artıyor. Artsın, önemli değil. Helal hoş olsun. Çünkü öğrenciye yapılan her türlü destek helal değil, helal hoş olsun. Güle güle harcayın. Listeye bakınca dedim ki İstanbul'dan kazanan kaç öğrencimiz var? O baktığım tarihte 330 tane Şahinbey'de oturup İstanbul'u kazanan öğrencimiz vardı. Hemen aklıma bir proje geldi. Dedim ki gençlerimiz ilk defa İstanbul'a gidiyorlar. Başkanımızın da böyle güzel bir Valide Sultan gemisi var. 3,5 milyon insanı bu gemiyle gezdirmiş. Dedim herhalde bizi kırmaz. Bir teklif edeyim. Öğrencilerimizle hem bir araya gelelim, hem bir boğazda gezi yapalım, hem bir şeyler ikram edelim dedik ve kendisine teklif eder etmez hiç itiraz etmedi. Bilakis memnuniyetle baş göz üstüne yapalım dedi. Ben huzurumuzda kendisine ev sahipliği için, davetimize yardımcı olduğu için çok teşekkür ediyorum ve kuvvetli bir alkış istiyorum. Ülkemizin önü açık, uçağın burnu havada, yükseliyor. Her alanda ülkemiz yükseliyor. Bayrağımıza, devletimize, inancımıza da sahip çıkarak inşallah ülkemizi sizler dünyanın ilk 10, belki de ilk 3, belki de ilk tek devleti haline getireceksiniz. Bundan eminim. Bundan bizim şüphemiz yok. Yeter ki çalışalım, gayret edelim, birlik beraberlik içinde olalım. Yapamayacağımız hiçbir şey yok. Hocam, şimdi o Mihrimah Sultan Camii ile alakalı bir şey anlattınız ya. Evet. Bunu ümmeti Muhammed'in duyması lazım. Eyvallah. Şimdi çok güzel bir gezide aklıma geldi o. Mihrimah Sultan Camii Üsküdar'ın en güzel camilerinden bir tanesi. Caminin yapılışıyla ilgili de büyük hikayeler var biliyorsunuz. Mimar Sinan'ın kalbiyle ilgili, onun sevdasıyla ilgili. Edirne Kapı'ya yapılan Mihrimah'la, o Mihrimah'ın alakası. Şimdi camiyle ilgili şöyle bir şey var. Bir defa Kanuni Sultan Süleyman, Rüstem Paşa Mihrimah Sultan'a talip olduktan sonra istemeyenler de oluyor. Karşı çıkanlar da oluyor ve sultana gidip diyorlar ki efendim Rüstem Paşa cüzamlıymış. Siz bir cüzamlıya mı kızınızı vereceksiniz? Kanuni Sultan Süleyman bunun üzerine diyor ki cüzamlıların iç çamaşırında haşerat yaşamaz. Tez gidin ve kontrol edin. Paşa'yı Diyarbakır'da yakalıyorlar ve bir hamamda kontrol ediyorlar. Elbiselerin iç çamaşırlarında bit ve pireye rastlanıyor. Haber uçuruyorlar hemen. Diyorlar ki sultanım cüzamlı değilmiş çünkü iç çamaşırında evet, kız verilmez. Evet. Hayır verin kızınızı çünkü cüzamlı değilmiş. Padişah sultana ve Mihrimah Sultan'ı veriyor Rüstem Paşa'ya. Fakat şair durur mu? Şair öyle güzel bir not düşüyor ki buna. Diyor ki olursa bir adamın bahtı kavi tarihi yar, kehlesi dahi anın mahallinde işe yarar. Harika bir beyit. Ya hayran olmamak mümkün değil. Diyor ki bir adamın bahtı güzel olursa, talihi iyi olursa biti bile mahallinde işe yarıyor. Yani, ya işte Osmanlı'nın ihtişamı buydu. Kanuni muhteşemdi. Şu şiir, şu beyit muhteşem değil mi yani? O kadar muhteşem. Ya. Bir genç kardeşimiz gelse ve şu an istediklerini söylesin. Buyurun. Efendim hayırlı akşamlar. Benim çok sevdiğim bir isim vardı. Mevla ganigan rahmet etsin. Allah derecatını âli eylesin. Ömer Tuğrul İnançer hocam. Derdi ki insan yaşlandıkça ihtiyarlamaz, kıdemli genç olur. Şimdi genç deyince ben de bir kıdemli genç olarak gelip hissiyatımı ifade etme ihtiyacı hissettim. Güzel dostlar, hepinizi Rabbim muvaffak etsin. Sizler için niyazım şudur: kendine kul etsin, Habib-i Edibine ümmet, dostlarına dost, bu güzel devlete, bu necip millete hizmetkar etsin. Niyazım o. İyi bir şey söyledim arkadaşlar. Bu üniversiteler, bu gayretler, bu çabalar böyle olursa bir kıymet ifade ediyor. İnşallah her biriniz rahmetli Fethi abinin ifadesiyle 72 bin evliya dölü olan mukaddes Anadolu toprağı için masum, mahzun Anadolu insanlarının kim olduklarını hatırlamak için hizmetkar olacaksınız. Siz koşun diye de biz yürüdüğünüz yollara yol olacağız. Yapacağımız bundan ibaret. Allah'a emanet olun. Eyvallah. Hayırlı akşamlar. Tabii bu arada bir şey söylemem lazım. Burada iki ev sahibimiz var. İkisi de benim çok kıymetli dostlarım. Üsküdar Belediye Başkanımız. Şu kardeşlik çok güzel değil mi? Gaziantep'te bir belediye var. Şahin Bey öğrenciler için bir güzellik yapıyor. Üsküdar diyor ki sizin evlatlarınız bizim de evlatlarımızdır diyor. Bütün keşke kurumlarımız arasında şu kardeşliği, şu muhabbeti biz görebilsek. Keşke bu var olsa ve var edebilsek. İhtiyaç bu. Bunları da siz yapacaksınız inşallah. Sevgili gençler, hepinize en kalbi muhabbet duygusuyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sahalara getirdiniz. Bu gemi sanata, edebiyata, kültüre, tefekküre tahsis edilmiş bir gemidir. Ancak bu gemi aynı zamanda gençlerimizin kalplerine tahsis edilmiş bir gemidir. Onun için hepimiz buradayız. Hilmi Başkanımıza teşekkür ediyorum. Şahin Bey'le yerinde görmüştük hizmetleri. Burada tekrar başlıklar halinde sunmaya gerek yok. Mehmet Bey'in yaptığı hizmetler bu vatana yapılması gereken hizmetlerdir. Hilmi Bey'in yaptığı gibi. Allah onlardan razı olsun. Çünkü hani hayvan olur, ölür, eşek ölürse beri insan ölür, eseri kalır derler. Asar, eserler bizim için çok önemli. Size hangi eseri bırakacaksınız dünyada biraz onu düşünün. Biraz da böyle yaşayın bundan sonra. Acaba diğer canlılardan birisi ayrıldığında, ben de dünyadan ayrıldığımda anlamda, ondan farklı ne bırakırım dünyaya? Böyle düşünmekte fayda var. Bizim seyahatimiz başlarken Mihrimah Sultan Camii'nden söz etti kardeşimiz. Erzurum'dayken daha önce İstanbul'a taşınmadığım zamanlarda bir gün İstanbul'a giderim, İstanbul'da yürürüm diye düşünüyordum. Yürüyelim seninle İstanbul'da şiiri böyle yazılmıştı. Sevgili kardeşlerim benim yine sen İstanbul olsaydın diye bir şiirim vardı. Onun fotoğraf sergisiyle birlikte Ümraniye Belediye'miz değerlendirmişti. Bundan sonraki sergiyi inşallah Üsküdar'da açacağız. Niyetimiz o. Orada bir bölüm var. Diyor ki bu nasıl bir çığlık? Bu nasıl çığlıktır? Bu nasıl bir ah? Minare tutuştu, yandı Mihrimah. Yıllardır inleyen Edirne kapı, bilmez ki kimindir bu eşsiz yapı. Çatlamış mucize bekleyen duvar, harcında ustanın gözyaşları var. Tekfur sarayında sönen meşale, ruhumla tutuşup gelseydi dile, o simsiyah ezberleri bozardı. Kıskanmanın tarihini yazardı. Lakin nice Rüstem verse murada, buluşamaz ay ve güneş dünyada. Ayın ve güneşin buluşacağı bir dünya değil bu dünya. Ama öte dünya, ayların ve güneşlerin bir araya geleceği dünyadır. Bunu asla unutmayalım. Son sözüm, bizim bir belgesel çekimimiz var. Çok kıymetli kardeşim Serdar Bey'in rehberliğinde MyMecra YouTube kanalının çektiği bir belgesel var. Söğüt Gölgesi. Osmanlı'nın eserlerinin olduğu ülkeleri çekmeye çalışıyoruz. Oradan bir emanet var. O emaneti size anlatıp bitireceğim. Çünkü bizatihi o sözü söyleyen kişi, hocam gittiğiniz her yerde bunu söyleyin dedi, size emanet ediyorum. Dün Denizli'de önceki gün anlattım, bugün de burada anlatıyorum. Şimdi her yerde söylüyorum, emanet üzerinde. Başka söze hacet yok. Adam öyle bir söz söyledi bize, yaşlı bir adam, 75-80'li yaşlarda. Prizren'de, Kosova'nın Prizren şehrinde bir minare gördük. Tek başına kalmış bir minare. Ayakta duruyor, cami yok. Allah rahmet eylesin Ömer Tuğrul İnançer hocayla minareyi konuşacağız, camiyi konuşacağız, dolaşıyoruz orada. Ben hayretler içerisinde yaşlı bir adama sordum, dedim ki bu minare neden yalnız? Bu minarenin camisi nerede? Gözleri doldu adam, yaşlı adam. Dedi ki, aa hocam dedi, bu minarenin camisi Kalkandelen'deki Alaca Camii kadar neredeyse güzeldi. Ama 1945 yılında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği burayı işgal ettiğinde dinamitlerle camiyi havaya uçurdu komünistler. Ve biz, babamın da içinde olduğu 100 kadar Müslüman evlerinden çıktılar. Caminin uçtuğunu görünce ayakta kalan minareye koştular ve minarenin etrafında halkalandılar ve haykırdılar. Camiye yetişemedik ama Osmanlı'nın minaresini yıktırmayız. Eğer bu minareyi yıkmak istiyorsanız bizi de öldürün. Komünistler minareyi yıkmaya cesaret edemedikleri için hocam bu minare ayakta kaldı dedi. Duygulandık. Gözlerimiz yaşardı ama ondan sonra Şah Beyt denir edebiyatta. Şah Beyt'i söyledi. Hocam dedi, biz bu minarenin ne anlama geldiğini biliyoruz da Türkiye'dekiler farkında mı acaba? Hocam dedi, Türkiye İslam dünyasının ayakta kalmış minaresidir. Yıkmak istiyorlar. Her birimiz etrafında halenelim, ben bu yaşımda Türkiye için yapacağım bir şey varsa yürüye yürüye gelirim dedi. O minarenin yıkılmaması lazım. Şundan emin olabilirsiniz, bugün dünyada üzerinde en çok satranç oynanan ülke benim ülkemdir. İşte 10 ayda 10 ülkeyi gezdik, her yerde görüyoruz bu işaretleri. Sımsıkı sarılacağız sevgili gençler. Bu ülkenin minaresinin yıkılmaması için elimizden gelen her şeyi yapacağız ama bir görevimiz daha var. Camiyi de yeniden inşa edeceğiz. Sadece minarede olmaz. Yani 2100'de Türkiye dünyanın en büyük ülkesi olacak inşallah. Kim bu tapınakçılar diye bir kitap çıkardık. Aslında hani kim bu derken lan eksik herhalde orada, hani kim lan bu tapınakçılar gibi oldu. Bizim taraftan anlatmak için öyle bir başlık attık. Güzel gidiyor. Da bir hafta 10 gün oldu çıkalı. Güzel gidiyor maşallah. Çok teşekkür ederim abi. Eyvallah. Eyvallah. Ya aslında biz orada şunu amaçladık. Yani 1000 yıl önce tapınakçılar vardı. Ama hala bugün ya o kötücül, o şeytani akıl hala var. Yani ister buna tapınakçı deyin, ister başka bir şey deyin. O akıl hep var. Biz ne yapacağız kardeşim? Rahmani akıl ne yapması lazım? Biraz onu anlatmaya çalıştık dilimizin döndüğünce. Umarım güzel şeylere vesile olur. İnşallah abi. Senin desteklerinle çok teşekkür ediyorum abi. Çok destekledim. Sağ olasın abi. Tapınak şövalyeleri, bilmem ne, Illuminati falan anlatılan şeylerde biz hep aynı şeyi kavgasını veriyoruz. Tam olarak kötü kim, iyi kimin tarifini gavurun aklının içinden yapıp Müslüman kalmaya çalışıyoruz. Benim insanım Kur'an-ı Kerim'de eşrefi mahlukat olarak tarif ediyor. Ben doğuştan şerefliyim Müslüman olarak. Hristiyan da öyle değil. Doğuştan günahkarsa o yüzden kafanı suya sokuyorlar. İnsan doğuştan şerefsiz. Bizde insan doğuştan şerefli. Bizde insan doğuştan değerli. Bizde insan doğuştan büyük. Onlar da insan doğuştan kötü. Ve bu kötülükten arınma mücadelesiyle hayat kuruyorlar. Hukuku, eğitimi, bilmem ne, eğlencesi bunun üzerine kuruluyor. Bende ise iyiliği muhafaza, kötülükten uzak durma mücadelesi var. Dolayısıyla nedir bu mesele? Sürekli iyi kalmaya mücadele. İyilik, ne kadar iyilik yapacağız? Hep iyi kalma mücadelesi vereceğiz yani. Abi iyilik biraz da şiirde ya. Şimdi bak yanımda güzel bir adam oturuyor. Aga. Az önce dedim ki ben bu adamı o kadar severim ki. Eyvallah. Serdar Tuncer'i. Eyvallah. Allah razı olsun. Ben seni Allah için çok seviyorum. Ve bugün yan yana gelmemiz de çok güzel oldu. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Asıl şiir gibi olan bu. Aga şimdi senin de hamdolsun benim de bizim dünya güzel. Çok şükür. Haberin için, siyasetin için. Kıymetimiz yapıyoruz. Bilgeliğin içinde. Onlar böyle bir zarureti var. Bizim abi böyle kaçıp kurtulabildiğimiz yalan. Aynen öyle yani. Müthiş bir limanımız var. Hacı. Nasılsın? Görüşürüz. Allah'a şükür ben iyiyim. Şimdi senle aslında şu an konuşulacak şey yeni bir evlat sahibi olmanın mutluluğu. Aynen öyle. Taze bir baba var yanımda. Aynen, 2 kızın ardından Allah bize Mert Muhammed'imizi nasip etti. Elhamdülillah. Allah razı olsun dostum. Üçledik. Allah adı gibi etsin onu. Allah razı olsun. Salih ömür versin. Aynen. Hem Mert olsun hem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a layık olsun inşallah. İnşallah. Seninkiler nasıl? Aynı biliyorsun. İki kızdan sonra bir olan. Allahu Ekber. Tabii. Maşallah. Ama Muhammed'ti galiba. Sende de var bir Muhammed. Muhammed Saki bizim. Tamam. Muhammed Saki bizde. Şimdi rahmetli Tuğrul Efendi, Talha'cığım. İkinci çocuk kız olunca. Mekanı cennet olsun. Amin. Allah gani gani rahmet olsun. Sordu, dedi ki ne oldu Serdar Bey, dedi. Kız oldu efendim, dedi. Erkeğin tam oldu eve başka erkek gelmezmiş, dedi. Allahu Ekber. Ben bunu 9 sene sattım sahnelerde. Böyle böyle oluyormuş diye. Sonra Muhammed dünyaya geldi. Bana soruyor, hocam hani gelmiyordu? Hani gelmiyor. Ne oldu? Bu defa lafı değiştirdim. Lan biter mi? Böyle büyük konuşmaya can kurban ama. Ha, dur ne dedin devamı? Ya Allah, erkeğin tam oldu eve bir erkek daha gönderdi. Görsün ya, de yetişsin diye. Görmezse nereden öğrenecek? Süper. Seninki süper de o hesap oldu. Elhamdülillah. İnşallah Allah razı olsun. Dostlarına dost olsun. Eyvallah dostum. Amin. Millete hizmetkar olsun. Amin amin. Cümle evlatlar. Cümle evlatlar. Eyvallah kardeşim benim. Teşekkür ediyorum. Bilal'cığım, sizde çalışmalar devam ediyor. Benim de 3 aylık bebeğim oldu. Ay maşallah. Kızım oldu çok şükür. Bilge. İsmini Bilge koyduk. Sadece Bilge mi lan? Evet. Fatma Bilge, Zeynep Bilge. Sadece Bilge koyduk. Bilge. Annesi koydu. Ayşe Bilge. Sadece Bilge. Sevde Bilge. Betül Bilge. Hepsi olurdu. Zehra Bilge. Zehra Bilge. Ben Bilge'nin önüne gelebilecek her şeyi söyleyeceğim. Allah hoş geldin. Değil mi? Hakikaten. Annesi bizi kırmaz ya. Buradan seslenelim. Onun başında ya bir Fatma'sı ya bir Zeynep'i. Bir şey olsun. Kimliği çıktı mı? Çıktı. Değiştiririz. Eklenir yani. İki isim sünnettir. Evet. Bir de böyle Zeynep Meynep ekleyin ona, ne güzel olur. Hatice, Ayşe. Bir de bir şey söylüyorum. Mesela şöyle bir türkü yok. Bilge'ye yaptırdım. Yok. Zeynep'e yaptırdım. Evet. Adına türkü bile yakın. Evet. Evet. Çok. Allah salihalarda. Mesela değil. Sarı saçlarına deli gönlümü bağlamışım, çözülmüyor Bilgecan. Bu, yok bu türkü. Mihrimah var. Evet. Acık. Bir dakika, şimdi sen abi falan yok, kız oluyor. Bir, bizim haberimiz yok. İki, abi adını ne koyalım diye sormuyor. Evden büyük baskı oldu abi. Soy ismini senden alıyor, ismini ben koyacağım dedi. Erkek. Fakat Şerif Şerif'te de böyledir. Evet. Kız çocuğun isim hakkında annenin. Öyle oldu, evet. Erkek çocuğun, biz de öyle. Babanın da. Aynen. İkisi birden dervişse haklarından feragat ederler, rüşüne bırakır. Keşke öyle olsa, evet. Siz gelin, biz öyle desek olur mu ya? Olur tabii ki. Kardeşim bizi kırma, Zeynep Bilgesi olsun. Tamam. Hocam, ezan bir selam. Abi bak, şöyle söyleyeyim. Hani dedin ya, şiire kaçıyoruz. Evet. Ahmet Cevdet Paşa sınır tarif ediyor. Diyor ki bizim için diyor, mezar taşları sınırdır. Bizim mezar taşlarımız sınır taşlarımızdır diyor. Çok güzel tarif değil mi? Şair de diyor ki sınır tarif ederken, türküsünü söylediğimiz her yer bizimdir diyor. Değil. Şimdi hangisi abi? Şöyle, türküsünü söylediğimiz diyar da bizimdir, türkümüzü söyleyen diyar da bizimdir. Evet, çok memnun oldum tanıştığımıza. Orhan Karaağaç bir şey anlat. Bana müsaade, ben gidiyorum. Zeynep Bilge'nin babası. Müsaade var mı? Bak, Zeynep Bilge'nin babası dedim. Abi sen çıkıyorsun böyle konuşurken Emanuel Karasu falan diyorsun. Dedim. Mikrofonlar duruyor, insanlar şaşırıyor. Yani Osmanlı'yı bu kadar çok seven bir adam. Böyle bir Osmanlı düşmanı adamı oynaması. Nasıl oldu? Uykuların falan kaçtı mı? Yani Allah'ım bana bir imtihanı bir kere bu. Biraz kaçtı tabii uykularım. Nasıl oynayacağım diye. Abdülhamid'e düşman gözüyle bakmak da onun dehasına hayranlık sağladı bende. Çünkü düşmanın gözünden Abdülhamid'i izlemek acayip bir şey. Tabii Hazret burada Emanuel Karasu'nun adının anmasına izin vermedi Boğaz içinde. Eyvallah. Dolayısıyla bir Abdülhamid dedim, mikrofon geri geldi. Karasu dedim, gitti. Şimdi ama yeni bir diziden bahsettin. Evet. Orada bir duyuralım mı? Evet, duyuralım. Kızıl Elma, Akşemsettin etrafında dönen bir hikaye. Fatih'in düşmanını oynamayacaksın değil mi? Bu sefer dostunu. Ha. Şahabettin Paşa diye, onda emeği olan kıymetli paşalarımızdan bir tanesini. Düşman oynamıyorum, dost oynuyorum. Akşemseddin manevi tarafı, askeri tarafı, Şahabettin Paşa ve onu seven birkaç paşa daha var. Bir deha nasıl yetişmiş, Fatih nasıl yetişmiş, bunu anlatıyoruz. O anlamda çok önemli bir proje. Allah hayırlı mübarek. Amin. Allah razı olsun. Ve bütün ekibe de buradan selamlar edelim. Selamlar olsun. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Sete de biz seni davet edelim mi? Hadi sete davet et de. Ya böyle davete gerek yok sana. Ya böyle bir kemanlarla falan çıtlatsan da bana bir Allah dostu olur bir yer, bir arole falan bir şey ayarlayamaz mıyız? Ama bir şey var, onu biraz konuşalım. Onu konuşalım. Onu da istemiyorum. Para bunu da ne kadar vereceksin? Ya önemli değil. Hallederiz. Boş boş şey. Selçuk Bayraktar'a adam. Eyvallah. Ne diyor Selçuk Bayraktar'a? İstikbal'in katkılarıyla hazırlanan Çat Kapı sona erdi.